Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine yeni bir operasyonun tartışıldığı günlerde terörle mücadele ile ilgili önemli mesajlar verdi. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu, mevcut siyaset anlayışıyla Türkiye'nin gelişmesinin mümkün olmadığını söyledi sevgili izleyen ve zamlara tepki gösterdi. İyi Parti lideri Meral Akşener, ülkede sığınmacı problemi olduğunu ve buna karşı üretilen bir politik sistem olmadığını bir eleştiri olarak iktidara yöneltti. Ve ayrıca sevgili izleyen, milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi tamamlandı. Düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu kamuya açıklaması bekleniyor. Valla başlıklarda baya baya konu var. Dilerseniz şöyle bir üstten bakalım, sonra kanepiçe gibi işleyeceğiz. Milli İstihbarat Teşkilatı Irak'ın kuzeyinde yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre Süleymaniye'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi. Nasıl şimdi Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Besler Deresi'nde teröristlerin inlerine girip onları gömüyorsak gömmeye de devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine yeni bir operasyonun tartışıldığı günlerde terörle mücadelede önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı, teröristlerin inlerine girip onları gömüyorsak gömmeye de devam edeceğiz ifadesini kullandı. Şehitlerimiz var ama şehitlerimizin 10 kat, 15 kat, 20 kat evelallah öldürülen teröristler var. Bu siyasette Türkiye büyüyemez. Bu siyasette Türkiye gelişemez. Zam üzerine zam. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da muhtarlar ve çiftçi buluşmasına katıldı. Kılıçdaroğlu, mevcut siyaset anlayışıyla Türkiye'nin gelişmesinin mümkün olmadığını söyledi, zamlara tepki gösterdi. Ya Allah aşkına çiftçiden ne istiyorsunuz siz ya? Gübreye zam, %100'ün üzerinde, %200. Elektriğe zam, ilaca zam, fideye zam, tohuma zam. Ya ne üretecek bu insan? Nasıl üretecek bu insan? Ama göreceksiniz, milletin iktidarında kim alın teri döküyorsa hakkını teslim edeceğiz. Bu ülkeye gelen sığınmacı diye bir problem var. Bu problemin derdi sizinle, sizi baş başa bıraktı. Bu problem sorunla sorutuldu gitti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Burdur'da halka seslendi. Ülkede sığınmacı probleminin olduğunu belirten Akşener, çözüm üretecek siyasi sistemin ise olmadığını söyledi. Çok uzun bir zamandır sizi gören, sizi dinleyen, sizin dertlerinizi duyup bunun karşılığında buna çözüm üretip bunun üzerinden yarışan bir siyasi sistem yok. Cumhurbaşkanımıza dönük olarak birilerinden talimat alıyor gibisinden yaklaşımlar, saçma sapan yaklaşımlar. Bütün dünya da zaten bunu ortaya koyuyor ki Cumhurbaşkanımız herhangi bir şekilde yönlendirmeye bu hiçbir bağlamda ve hiçbir zeminde açık birisi değildir. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorularına verdiği yanıtları değerlendirdi. Cevap dediği şeyler itiraf yaklaşımıdır ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun ben sorulara cevap verdim dediği şey, terör konusundaki yanlış bir değerlendirmede bulunduğumu teyit ediyorum. Türkiye'nin milli güvenliği konusunda, milli çıkarları konusunda yanlış bir yerde durduğumu, yanlış bir değerlendirmede bulunduğumu bir kere daha itiraf ediyorum yaklaşımıdır. Bir hakaret, bir iftira veya sizinle ilgili doğru olmayan bir söz, bir iftira ortaya atıldığında bu hakkınızı nerede arayacaksınız? Muhalefet bu kanunu okumadan direkt karşı çıkma noktasına giriyor. Ben Türkiye Cumhuriyeti devletiyim. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde benim egemenlik hakkım yok mu? Siyasette sosyal medya teklifi tartışması sürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza da teklifin ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar karşısında hazırlandığını söyledi. Yanlış bilgiyi alenen yaymayı suç haline getiren maddede muğlak ifadeler var şeklindeki eleştirilere yanıt verdi. Hukuken baktığınız zaman aslında sınırlayıcı ifadeler. Yani mahkeme hakimi karar verdiği zaman sınırlayıcı ifade. Yani sır ifadesi, alenen ifadesi, kastı daha da bir özel kast haline getiren bir düzenleme. Yani orada o özellikle üzerinde durularak değerlendiriliyor.
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi tamamlandı. Ekonomi yönetimi düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. 3 seçenek arasında geniş kapsamlı haklar içeren çalışmanın öne çıktığı belirtilirken düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu açıklaması bekleniyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gıda krizine dönmesini engellemek için Türkiye harekete geçti. Türkiye önderliğinde Birleşmiş Milletler, Rusya ve Ukrayna'nın katılımıyla yaklaşık 20 milyon ton tahıl ürününün dünya pazarına taşınması için çalışma yapılıyor. Sürecin kontrol merkezinin ise İstanbul'da kurulması planlanıyor. İşgalciler topraklarımızın neredeyse %20'sini, yaklaşık 125 bin kilometrekareyi kontrol ediyor. Bu, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'un toplam alanından çok daha büyük. Neredeyse 300 bin metrekare patlamamış mayın ve mühimmatla dolu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ülkesinin %20'sinin Rusya kontrolünde olduğunu açıkladı. Lüksemburg Temsilciler Meclisi'ne konuşan Zelenski, Ukrayna'ya silah yardımı çağrısını yineledi. Biz NATO'nun genişlemesini destekleyen bir ülkeyiz. Ama bize saldıran terör örgütüne destek veren ülkeden müttefik olunur. Eskişehir'de konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gündeminde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği vardı. Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO adımına Türkiye'nin neden itiraz ettiğini açıkladı. İki ülkenin terör örgütü PKK'ya verdiği desteğe dikkat çekti. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusunda da teröre destek veren, ülkemize kısıtlama uygulayan ülkelerle müttefiklik yapılamayacağını söylüyor. Türkiye'nin şu anda Finlandiya'dan 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü teröristin iadesi talebi oldu. Finlandiya ve İsveç'in NATO adımına Türkiye'nin itirazı tartışılırken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, iki ülkenin terör örgütleriyle bağlantılarına ilişkin bilgileri paylaştı. Terör örgütlerine silah, para ve eğitim desteğinin altını çizdi, kuluçka yuvası ifadesini kullandı. Terör örgütlerini koruyan, kollayan adeta bir kuluçka yuvası durumdalar. Hukuki anlamda da maalesef ne Finlandiya'yla ne İsveç'te bugüne kadar herhangi bir yardımlaşmamız, dayanışmamız olmadı. Hiçbir talebimize olumlu cevap vermediler. Artık şunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. KASSA uygulamasının mesleki eğitime yol açtığı hasar tedavi edildiği gibi artık dimdik ayakta ülkenin geleceğine umut veren bir eğitim türüne dönüşmüştür. 6 ülkeden 60 öğrenci 2022-2023 öğretim yılında mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitim alacak. Projeye ilişkin protokol Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'le Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle imzalandı. Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Konya ve Ordu'daki 6 şehirdeki okullarımızda bu öğrencilerin eğitim almalarını sağlayacağız. İnanıyorum ki eğitim alan gençlerimiz bizim ülke olarak gösterdiğimiz Kadir Şinaslı'yı asla unutmayacaklardır. Liselere geçiş sistemi sınavı 5 Haziran Pazar günü gerçekleşecek. Sınav görevlileri ve öğrenciler için toplu ulaşıma bir düzenleme getirildi. Sınav ve görevli belgelerini gösteren öğrenci ve öğretmenler sınav yerlerine ulaşması için sınavdan 2 saat önce ve 2 saat sonra ulaşımdan ücretsiz yararlanacak. Dünya Sağlık Örgütü, Afrika ülkeleri hariç 30'dan fazla ülkede 550'ye aşkın maymun çiçeği virüsü vakası bildirildiğini açıkladı. DSÖ Çiçek Hastalıkları Sekreterliği Başkanı Dr. Rosamond Lewis, salgının aynı anda birden fazla yerde gerçekleştiği göz önüne alındığında gördüğümüz şey gerçekten farklı. Böyle bir durum daha önce görülmedi dedi. DSÖ'nün salgının kaynağını ve kontrol altına almak için çok geç olup olmadığını bilmediğini söyleyen Lewis, enfekte kişilerin son haftalarda başkalarıyla temas ederek virüsü bulaştırmış olma ihtimali nedeniyle vaka sayılarında artış görmeyi beklediklerini de ifade etti. Hazır mısınız? Fenerbahçe'de beklenen imzalar atıldı. Teknik direktör Jorge Jesus bir yıl boyunca sarı lacivertleri çalıştıracak. İmza töreni bugün saat 15'te Ülker Stadı'nda düzenlenecek. Hazır mısınız? Hazırım.
Evet, 3 Haziran'ı idrak ediyor sevgili izleyen Star NTV ortak yayına. Çok böyle minicik bir araya giderek devam edeceğiz. Efendim söyleyeyim, siz o arada bize mesajlarınızı iletebilirsiniz eğer kalktıysanız. Güzel bir sabaha hazırsanız başlığımız bana sorarsan Mesut Yar Official, Instagram'da, Twitter'da da Mesut Yar bekliyoruz. Sevgili izleyen, saati çeyrekledik. Evet, 3 Haziran, 2 Haziran demiştim. Ben böyle geriden gelmeyi daha çok seviyorum. Düşünsenize, geriye doğru gitmek yerine geriden gelmek ve olup biteni böyle geriden izlemek daha önemli ileriye doğru. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine yeni bir operasyonun tartışıldığı günlerde terörle mücadelede önemli mesajlar verdi sevgili izleyen. Nedir mesajlar? Teröristlerin inlerine girip onları gömüyorsak gömmeye de devam edeceğiz demektir ifadesini kullandı. Nasıl şimdi Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Besler Deresi'nde teröristlerin inlerine girip onları gömüyorsak gömmeye de devam edeceğiz. Şehitlerimiz var ama şehitlerimizin 10 kat, 15 kat, 20 kat evelallah öldürülen teröristler var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri ödül töreninde konuştu. Önce terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Ardından sözü Milli Uzay Programı'na getirdi. Biz uzay yarışında olacağız, hem de en ön saflarda yer alacağız dedi. Uzay misyonunu küçümseyenlere, aklınca alay edenlere de rastlıyoruz. Hatta biri çıkmış, her şey bitti. Şimdi sıra uzaya mı geldi diyor. Tabii bunların böyle işlere vizyonu yetmez. Bunlar bırakın uzaya insan ya da roket göndermeyi, gökyüzüne kağıttan uçak bile fırlatamaz. Erdoğan uzaya gönderilecek ilk Türk astronotun seçilmesi için oluşturulan sisteme 35 bin kişinin kayıt olduğunu da açıkladı. Başvuruların yapıldığı web sitesi 5 milyondan fazla görüntüleme alırken 35 bin kişi de sisteme kaydoldu. Başvurular 23 Haziran akşamına kadar devam edecek. Uzay mı kaldı diyenlere, evet, bunlar ne haberleşmeden anlarlar, ne uzaydan anlarlar. Bunların böyle bir derdi de yok. Erdoğan'ın gençlere de mesajı vardı. Bütün Batı'nın ilmini alacaksın, ahlaksızlığını değil ha, ilmini alacaksın ve ona da kendi mührünü vuracaksın. Biz ne yapıyorsak milletimiz için, özellikle de çocuklarımız için, gençlerimiz için yapıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Konya'da muhtarlar ve çiftçi buluşmasına katıldı sevgili izleyen. Kılıçdaroğlu mevcut siyaset anlayışıyla Türkiye'nin gelişmesinin mümkün olmadığını söyledi. Zamlara da tepki gösterdi. Bu siyasette Türkiye büyüyemez. Bu siyasette Türkiye gelişemez. Zam üzerine zam. Ya Allah aşkına çiftçiden ne istiyorsunuz siz ya? Gübreye zam %100'ün üzerinde, %200. Elektriğe zam, ilaca zam, fideye zam, tohuma zam. Ya ne üretecek bu insan? Nasıl üretecek bu insan? Ama göreceksiniz, milletin iktidarında kim alın teri döküyorsa hakkını teslim edeceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mesajlarını Konya'dan verdi. Kimlik siyaseti yapılmasına karşı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, bunun toplumda tehlikeli bir kamplaşmaya neden olabileceğini söyledi. Çok ayrıştık. Komşumuzun inancını sorgulamaya başladık. Komşumuzun kimliğini sorgulamaya başladık. Bunu yapan siyaset kurumu. Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Hanginiz anne ve babanızı seçme özgürlüğüne sahipsiniz? Hiçbirimiz. O zaman benim kimliğim niye siyasete konu oluyor? Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Suriyeli sığınmacılar da vardı. Suriyelileri ben en geç 2 yıl içinde kendi ülkelerine onların iradeleriyle göndereceğim dedi. Büyükelçilikleri açacağız. Protokolümüzü yapacağız. Buradan gidecek Suriyelilerin can ve mal güvenliğinin garantisini alacağız. Buradan giden Suriyelilerin evini, yolunu, kreşini, hastanesini hepsini yapacağız. Avrupa Birliği'nin fonlarıyla. Adama bedava ev veriyorsun. Niye gitmesin ki? Ve Akşener'e kulak verelim. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Burdur'da halka seslendi sevgili izleyen. Ülkede sığınmacı probleminin olduğunu belirten Akşener, çözüm üretecek siyasi sistemin olmadığını söyledi. Bu ülkeye gelen sığınmacı diye bir problem var. Bu problemin derdi
sizinle sizi baş başa bıraktı. Bu problem sorunla sorutuldu gitti. 2,5 yıldır ilçe ilçe, il il, sokak sokak esnaf geziyor. Esnafların dükkanlarının içinde bugüne kadar herhangi bir siyasi partiyi yermedim. Kendi partimi övmedim. Propaganda yapmadım. Sadece o dükkanların içindeki insanların, ister esnafın, ister müşteri olarak bulunanların dertlerini dinledim. O dertleri kamuoyuyla paylaştım. Bunun sebebi şu: çok uzun bir zamandır sizi gören, sizi dinleyen, sizin dertlerinizi duyup bunun karşılığında buna çözüm üretip bunun üzerinden yarışan bir siyasi sistem yok. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorularına verdiği yanıtları şöyle değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun ben sorulara cevap verdim dediği şey, terör konusundaki yanlış bir değerlendirmede bulunduğumu teyit ediyorum. Türkiye'nin milli güvenliği konusunda, milli çıkarları konusunda yanlış bir yerde durduğumu, yanlış bir değerlendirmede bulunduğumu bir kere daha itiraf ediyorum yaklaşımıdır. AK Parti ile CHP arasında soru polemiği yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 soru yöneltmiş, CHP lideri de Twitter'dan o sorulara yanıt vermişti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun yanıtlarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanımıza dönük olarak birilerinden talimat alıyor gibisinden yaklaşımlar, saçma sapan yaklaşımlar. Bütün dünya da zaten bunu ortaya koyuyor ki, Cumhurbaşkanımız herhangi bir şekilde yönlendirmeye hiçbir bağlamda ve hiçbir zeminde açık birisi değildir. Yani müzakere eder ama Türkiye'nin milli güvenliği ve milli çıkarları söz konusu olduğunda Türkiye'nin müstakil bir ülke olarak karar vermesine önderlik eder. AK Parti sözcüsü Lozan ve Paris anlaşmalarına aykırı olarak Ege adalarını silahlandıran Atina yönetimini de sert sözlerle uyardı. Gerek Lozan anlaşmasının, gerek Paris anlaşmasının zıttına bir şekilde davranarak Yunanistan, örneğin adaları silahlandırmaya devam ediyor. Adaların egemenlik statüsünü bozan bir yaklaşım üretirseniz son derece sıkıntılı sonuçlarla karşı karşıya kalırsınız. Türkiye'ye milli güvenliği konusunda şaka yapılmayacağının herkesin farkında olması gerekir. .07.24 günlerden 3 Haziran efendime söyleyeyim ve Cuma'yı idrak ediyoruz sevgili izleyen ve birbirinden önemli haberlerle birlikteyiz. Bize yazın başlığımız klasik artık program sonuna kadar bunu devam ettireceğiz. Bana sorarsan Mesutlar Oficial Instagram'daki adresimiz. Yani günlük başlık değiştirmenin bir manası yok. Hani sonuç itibariyle yaşadığımız şeyler aynı kaldıktan sonra sorduğumuz sorular, daha doğrusu sormanın, en azından sorma fiilinin devamlılığının bizim için önemli, hepimiz için önemli olduğunu düşünüyorum. Sormak, düşünmek ve kuşku. Her şeyin başı bu. Sonuç itibariyle bilimin gittiği yolda bunu gösteriyor. Şimdi bilim derken şöyle başlayalım, havalardan, sulardan. Öncelikle bir fikir okumayalım, durum okuyalım. Korkunç bir kum fırtınası aslında Suriye üzerinden ithal ediliyor. Daha doğrusu meteoroloji tarafından, meteorolojik durumlar tarafından ülkemize doğru yaklaşıyor. Anladığım kadarıyla gelen mesajlardan dolayı gelmiş ve kum açıkçası insanların üzerine yağmaya başlamış. Biraz daha güçlü olacak, birazdan Dilek o meseleyi anlatır. Ama Gaziantep'te şimdi havalar bir anda ısınınca ne diyelim, hani kendi şirazesini de kaydırdı. Dolayısıyla havada bir dengeden bahsedemiyoruz. Çok sıcak bir anda çok büyük felaketleri de yanında getirebiliyor. Gaziantep'te şiddetli rüzgar nedeniyle mesela inşaat halindeki bir binanın duvarı çöktü. Enkaz altında kalan iki çocuk hayatını kaybetti sevgili izleyen. Kars'a gidelim. Orada da farklı bir şey yok. Sağanak can aldı orada da. Şiddetli yağış nedeniyle ev çöktü. Göçük altında kalan anne ile iki çocuğu yaşamını yitirdi. Gökyüzünden gelen ölüm. Toplasan 4 çocuk, bir anne. Düşündürücü. Fırtına çatıları uçurdu, tehlikeli anlar yaşandı. Gaziantep'te rüzgar nedeniyle can kaybı oldu. Hisar Mahallesi'nde inşaat alanındaki bir binanın beton duvarı çöktü. O sırada şantiye alanında oynayan 5 çocuk enkaz altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar hastaneye kaldırıldı. Ancak 5 yaşındaki Mustafa Tirenle 7 yaşındaki Hacı Ali Günseri kurtarılamadı. İhbar orada da taşın şeyde oldu. Kars'ta da şiddetli yağış etkiliydi. Merkeze bağlı Verimli köyünde toprak kayması oldu. Bir evin çatısında göçük meydana geldi. 4 kişilik aile enkaz altında kaldı. Göçükten yaralı kurtulmayı başaran 12 yaşındaki çocuk köylülere haber verdi. AFAD ve UMKE ekipleri anne ile iki çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak anne Songül Budak, 8 yaşındaki Boran ve 10 yaşındaki Bedirhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Baba Osman Budak'ın bir süre önce çalışmak için İstanbul'a gittiği öğrenildi. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde rüzgarın hızı saatte 80 kilometreye çıktı. Bir apartmanın çatısı uçtu. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Eskişehir'de ise hortum paniği vardı. Dolu ve sağanak sonrası kentin 3 noktasında aynı anda hortum oluştu. Kırsal alanlarda yaklaşık 10 dakika boyunca etkili olan hortumlar çevreye zarar vermeden ortadan kayboldu. Evet, Antep resmen kumun esiri oldu diyor sevgili Fatih. Araba üzerine araba yıkıyoruz diyor. İzleyen herkesi korkutan, dehşete düşüren günümüzün rekor kıranı en güzel korku filmi 3 harfli diyor. Evet, 3 harfli. Ben zam demiyorum, 3 harfli diyorum. Artık izlemeyenler de efendime söyleyeyim, izleyenlerden öğrensin ya da izleyenler izlemeyenlere anlatsın. Bu adam zam demiyor, nefret ediyorum. Hakikaten zamfobik oldum. Sonuç itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşı gibi. Bakın emekli ne diyor sevgili izleyen? Sizden geleni size iletmek boynumuzun borcu. Size iletirken birilerinin de duymasını sağlamak elbette. Emekli artık görülsün. 2750 maaş, 1200 lira. Kira, aidat, faturalar derken et yiyemez, süt içemez, sebze alamaz, meyve tüketemez. Almaları gereken temel ihtiyaçları alamaz olduklarının altını çiziyor Leyla Demir. Leyla Demir'in sözlerine kulak vermek gerekiyor. Bu ülkedeki milyonlarca emekli adına. Bu ülkede milyonlarca emeklilikte yaşa takılanlar adına da işte Levent'in sesine. Acaba biz de gündeme geleceğiz mi? 3600 vesaire falan filan. Her şey havada uçuşuyor. EYT'de gündeme gelecek mi diye buraya notunu düşmüş. Tüm EYT'liler adına onun da notunu düşelim. KHK'lılar adına not düşelim. Yani bir şekilde suçsuzluklarını ortaya koymuş ama hala atanamamış ya da kadroya alınmamış KHK hükümlerini de buradan duyurmuş olalım. Başka kimleri duyurmuş olalım? Tabii ki işçi, memur, efendime söyleyeyim emekçi, emeğinin peşinde koşan ve yaşamaya çalışan işsiz, öğrenci, efendime söyleyeyim hepsinin seslerinin feryadını duyalım bir cuma günü ve duyalım diyoruz. Ve dolayısıyla 3 harfliği mümkün olduğunca bugün az kullanmaya çalışacağım. Ama sistem bana az kullandırır mı, ona bir bakacağız. Ankara'da gökyüzü şimşeklerle aydınlandı. Elektriğe gelen zamma herhalde gökyüzünün kendisi de üzüldü sevgili izleyen. Bari dedi kenti ben aydınlatmış olayım. Geceyi gündüze çeviren şimşek şöleline, şimşeğe de şölen denir mi bilmiyorum ama hani bedava aydınlatma olunca şölen oluyor. Buyurun bakın. Ankara gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkisi altına girdi sevgili izleyen. Arda arda gökyüzünde beliren şimşekler dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Ve gördüğünüz üzere adeta gece gündüze döndü. Yer yer etkili olan sağanak yağışla bazı bölgelerde olumsuzluklara neden oldu. Valla bu tip baskınların, ani baskınların, şimşektir, seldir vesairedir devam edeceğinin altını önemli çiziyoruz. Lütfen siz de bir şekilde vaziyet alın. Ya kardeşim hangisine vaziyet alacağım? Yani mevcut hayatıma mı vaziyet alacağım? İhtimaller üzerinden, muhtemeller üzerinden mi vaziyet alacağım derseniz siz vaziyetinizi alın. Birileri zaten o vaziyeti bir şekilde bozacak. Mesela Çin düşünüyor muydu 6,1 büyüklüğünde bir depreme, depremle sarsılıp 4 kişinin hayatını kaybedeceğini, 14 kişinin yaralanacağını biz düşünüyor muyuz? Her gün muhtemel altından bir sürü fay geçen ülkenin bir anda beşik gibi sallanabileceğini hiçbirimiz düşünmüyoruz. Ama bir şekilde demin söylediğim gibi vaziyet almak lazım. Artık su, hava, toprak, ağaç vesaire aklınıza gelebilecek her şey düşman. Bırakın insanı, o zaten en başta duruyor. Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaleti depremle sarsıldı. Deprem, eyaletin başkenti Chengdu'nun 110 kilometre güneybatısındaki Yan kentinde meydana geldi.
6,1 büyüklüğündeki depremden 3 dakika sonra bu kez bölge 4,5 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı. Yerin 17 kilometre altında meydana gelen depremde bazı evler hasar gördü. Ölen ve yaralananlar oldu. Depremzedelere yardım için ekipler seferber edildi. 1400 kurtarma ekibinin bölgeye gönderildiği açıklandı. Bölgedeki demir yolu hatlarının bir kısmının kapatılması nedeniyle tren seferleri aksadı. Çin'in Sichuan eyaletinde 2008'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 90 bin kişi yaşamını yitirmişti. Şimdi balkona çıktım. Oo, resmen çöl kumu, çok şaşırdım diyor Meltem Bulut. Mesut Yer Oficial Instagram'daki hesabımız. Yaz gelsin sevgili izleyen. Günaydın üstadım. Hainlikle suçlanan bir yurtseveri ölümünden 59 yıl sonra bile adı, mısraları milyonların yüreğinde olan bir memleket sevdalısını kaybettiğimiz gün bugün. Memleketin en önemli şairlerinden, düşünürlerinden Nazım Hikmetcan'ı saygı, sevgi ve özlemle anıyorum diyor Ruhi Becenek. Bekliyor. Yok öyle umutları yitirip kalanlıkla savrulmak. Unutma, aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak. Sevgili izleyen, bir direniş deyince evet 3600 rakamlar üzerinden kurulmuş bir hayat, rakamlar üzerinden beklenen umutlar, o umutların normal icraya geçeceği günler üzerine kurulan hayaller. 3600 son hayallerin adı, en azından memur için. Ama bir yandan işçi ve işçi emeklisi de diyor ki hani bize de bir rakam verseler de o rakam 3600 olur, 3700 olur, 5800 olur, o rakam üzerine biz de hayaller kurabilsek diyor. İşçiler. Bu memurları ilgilendiriyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği 3600 ek gösterge meselesi biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasına konmuştu. İşte bakanlar, ilgili bakanlar geldiler, otururlar. Böyle bir çalışma yaptık. Şekilde şemalde budur Sayın Cumhurbaşkanım dediler. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu bu netleşen 3600 çalışmasını kamuya açıklaması bekleniyor. Peki 3600'de kim ne kadar para kazanacak? Para kazanabilecek mi? Beklenen 3600 geldi mi? 3600'de adil bir dağılım olacak mı? Efendim söyleyeyim, sadece belli meslek grupları mı yoksa ihtisas grupları fark etmeksizin bütün memur ve memur emeklilerini kapsayacak mı? Tüm mesele bu. Tüm mesele hafta sonu yüksek ihtimal duyurulacak. Milyonlarca memurun emekli ikramiyesi ve emekli maaşını artıracak 3600 ek gösterge çalışmasında sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati hazırlanan çalışmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. 16 Şubat'ta başlayan ek gösterge çalışmaları son bir haftada hızlandı. Ekonomi Yönetimi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yapılan iki toplantıyı da düzenlemenin çerçevesini ve maliyetini belirledi. 2.148.000 emeklinin %24'ünün ek göstergesinin bulunmadığı, %25'inin de 2.200-3.000 arasındaki düşük göstergelerden oluştuğu belirlenirken, 3 alternatifli düzenleme hazırlandı. Dar kapsamlı düzenlemeyle 2018'de ilk açıklandığı haliyle öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri 3600 ek gösterge kapsamına alındı. Diğer iki alternatif formülde ise bütün kamu çalışanları için iyileştirme içeren düzenlemeler öngörüldü. Bu kapsamda 3000 ek göstergenin altındaki memurlar için tazminat yansıtma oranının artırılması planlandı. Ek göstergesi yükseltilecek hizmet kollarında daire başkanları, bakanlıkların il müdürleri ve yardımcıları, il ve ilçe müftüleri, genel müdür yardımcıları, daire başkanları için de ilave iyileştirmeler planlandı. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha geniş kesim için iyileştirmeler içeren düzenlemenin hayata geçirilmesine onay verdi. Ek gösterge düzenlemesinin son halinin hafta sonu açıklanması bekleniyor. Meclisten bu dönem içinde geçirilmesi planlanan yasanın ardından düzenlemenin 2023 yılı başından itibaren yürürlüğe girmesi planlanıyor. Düzenlemeyle 30 yıllık hizmeti olan bir memurun emekli ikramiyesi 45 bin liraya yakın artacak. Emekli maaşındaysa 1150 liraya yakın artış olacak. Evet. Nedir efendim? Şöyle diyorlar. Emekliler hak ettiği gibi yaşıyor diyor sevgili Fersan. Diyor ki zira gidiyorlar sendika dernek kuruyorlar. Halbuki parti kursalar tek başına iktidar olurlar. Bir seneye kalmazlar, köşeyi dönerler. İşte Fersan, işlere öyle bakarsan
işlere öyle bakarsan eleştirdiğin şeyle aranda herhangi bir makas oluşmaz. Aynı rayda yürüyen farklı renkteki bir tramvay gibi olursun. Dolayısıyla gittiğin yer son duran hep aynı, hep aynı, hep aynı olur. Yani çıkmaz sokak. Sonuç itibariyle yani demokrasilerde partilerin kendisi kadar sivil toplum kuruluşları, mesleki örgütler, efendime söyleyeyim mesleki örgütlenme ve açıkçası yani bunu benim sana anlatmam gerek. Siz çünkü sen de bir emeklisin. Çünkü sen de emeklilikte sıkıntı yaşayanlardan bir tanesin. Dolayısıyla alegori yapacaksak mantıklı alegori yapalım. Hani güzel bir yere bağlayalım. Emekli yani şimdi iki güzel kelam ediyorsunuz ekranda. Parti kur oy ver diyorlar. Şimdi o gazla kurulan Türkiye'de bir sürü parti var. Ve bir sürü yalnız parti değil. Tek kişilik parti. Sonuç itibariyle demokrasinin bir çoğulculuk olayı olduğu, çoklu fikir olayı olduğu, çoklu fikirden renkler doğduğunu düşünürsek sen 84 milyon ayrı şey yaparsın. Hadi şeyleri de kat. İsimsiz nedir? Muhacirleri de katarsan işte 90 milyon, 92 milyon parti kurulur. Fersan, bu işler öyle değil. Şimdi gerçek niçin önemli biliyor musunuz? Meslek grupları, meslek örgütleri. Niçin önemli? Mesela şundan dolayı önemli. Sen atıyorum İstanbul Şişli'de ekmeği 4 liraya alırken İstanbul Sarıyer'de ekmeği 5 liraya alan var. Bilecik'te ekmeği 3,5 liraya alan var. Ankara'da 4,25 alan var. Maraş'ta 2,75 alan var. Adana'da 4 liraya alan var. Çık Rize Trabzon'da ebadına göre değişiyor. Ebadına göre değişiyor. 10-15 liraya kadar gidiyor. Efendim söyleyeyim çık başka bir yerde. Yani neden bahsediyoruz? Serbest piyasa ekonomisi ekmek için geçerli midir? Hayır. Ekmek bir temel ihtiyaçtır. Yani sonuç itibariyle yiyen olur, yemeyen olur. Bu fark etmez. Ama ekmek insanlığın doğduğu, artı değere geçildiği, buğdayın ilk toprağa düştüğü ve evcilleştirildiği günden itibaren bu insanın ana rızkıdır. Bu kadar net. Şimdi ekmek üzerinde oturulmuş ortak bir nedir fiyatlama bir etiketleme yapamayan bir sivil toplum kuruluşu ya da toplam sivil toplum örgütleri üzerinden sen ekmeğe fiyat biçebilir misin bir siyasi parti olarak? Emekli partisi olarak fiyat biçebilir misin? Tamam sen biçersin bir başkası ilgilenmez öyle bir şeyle. Sivil toplum kuruluşlarının görevi, mesleki örgütlerin görevi, mesleki kuruluşların ve sözcülerin, fikir önderlerinin görevi politikanın üzerinde davranmaktır. Ve politikacılara bir şekilde halkın, milletin yaşadığı sıkıntıları teorik olarak masaya koyup bunu pratikte çözün ve icraata koyun demektir. İşte yani gerçek demokrasiden bahsediyorsak gerçek demokrasi budur. Yoksa parti kurmakla 1500 partinin olmuş efendime söyleyeyim ama içi boş. Ama içi boş. Sonuç itibariyle parti kurmakla vesaireyle bilmem neyle demokrasi olmuyor. Evet demokrasi tarihi dersimiz burada sona erdi. Biz gelelim başka türlü gerçeklere. Bakın ne diyor gazete. Küresel gıda krizinin çözümü tahıl koridorunda İstanbul planı. Bakın yanı başımızda ciddi bir savaş var. Sonuç itibariyle o savaşın getirdiği bir erişim sıkıntısı var. Neye? Tahıl ambarlarına, tahıl üreticilerine. Neresi orası? İşte Ukrayna. Neresi orası? İşte Rusya. Niçin bizde değil? Çünkü bizde hakikaten ekmekle, biçmekle artık ciddi ciddi sıkıntılı. Şimdi böyle bir küresel yokluk, küresel hiçlik yaşanırken nasıl kurtulacak insanlık? Tahıl koridorunda İstanbul planıyla diyorlar. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin yürüttüğü yoğun diplomasi sonucu Birleşmiş Milletler çatısı altında yol haritası hazırlandı. Ve o yol haritası sevgili izleyen İstanbul'dan geçiyor. Yani tahılın, buğdayın vesairenin, gel bana tahılın, buğdayın vesairenin efendime söyleyeyim dünyaya dağılımı İstanbul üzerinden yapılacak. Peki İstanbul'da ilçelerde ekmek fiyatı eşit mi? Ekmek fiyatı aynı mı? Aynı oranda mı? Adil mi? Kimi pahalı yiyor, kimi ucuz da yemiyor ya. Kimisi de bulamıyor. Bu kadar net yani. Dilerim o koridordan esen rüzgar bir şekilde bizim işimize yarar. Şimdi Toprak Mahsulleri Ofisi önemli bu ülkenin buğday için en önemli yer çünkü depo orası. Uygun fiyatlı buğday satışının sona ermesi sonrası un ve ekmekte yeni bir zam ihtimali doğmuştu. Şimdi ofis buğday vermeyince ne olacak? Fırıncı da tedarikçi de diyecek ki kardeşim ben zamlı veriyorum. O zamla alacak fırıncı da. O zamla aldığı unla sana ekmek hazırlayacak ve dolayısıyla şimdi maliyetle efendime söyleyeyim satış oranları birbirine denk gelmeyince ne yapacak? İsyan edecek. İsyan ettikçe de basacak şeyi.
Kontrollü kontrolsüz basacak fiyatı etiketi. Son tüketici olarak sen son tükenen olacaksın. Bakanlık diyor ki fırınlara indirimli un satışına ben devam edeceğim diyor. O zaman şu el altından 4,5 olan ekmeklerin fiyatını, 5 liraya hatta uzanan ekmeklerin fiyatını da bir düşürüverin bir zahmet. Tarım ve Orman Bakanlığı indirimli ekmeklik buğday satışına ilişkin bir açıklama yayınladı sevgili izleyen. Bakanlık Toprak Mahsulleri Ofisi'nin regülasyon uygulamalarına Haziran ayı itibariyle devam edileceğini bildirdi. Yapılan açıklamada fırınlara ve ekmek üreticilerine belirli bir fiyattan un satışı yapacağını taahhüt eden un fabrikalarına Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından uygun fiyatla ekmeklik buğday satışı yapılmaya devam edilecektir ifadelerine yer verildi. Yani bu ne demek? Bu şu demek, yani sonuç itibariyle ben elimi çektiğim anda kontrolsüz bir biçimde fiyatlar fırlıyor. Dolayısıyla her gelen kafasına göre, ya o zaman bir sistem içerisinde. Saygılar Tarım ve Orman Bakanlığı'na buradan duyuralım Sayın Kirişçi'ye. Bir sistem içerisinde tüm bu meslek gruplarıyla belki bir araya gelip iyi dinlemek ve iyi bir politika üretmek gerekiyor. Kaldı ki bangır bangır işte bağırılıyor, bir erişim zorluğu yaşanacak, bir küresel gıdaya erişim zorluğu yaşanacak. Türkiye'nin vaziyet aldığını biliyorum. Kendi adıma biliyorum. Sevgili bürokratlarla, saygıdeğer bürokratlarla zaman zaman konuşuyoruz, ediyoruz, eğiliyoruz. Fakat benim bilmemin herhangi bir önemi yok. Halkın bizzat kendisi, milletin bizzat kendisi bunu ekmeği eline aldığında, ekmeği evine götürdüğünde vesaire de torbanın içerisinde, pazar torbasının içerisinde bunu hissedemiyorsa, evladına efendime söyleyeyim zor ama hani margarin alıp artık öyle bir kuşak. Açıkçası hani biz Vita ile yetişen bir kuşaktık. Gresya ile aynıydı açıkçası. Ekmeğin üzerine bir ince de olsa, yağ süremiyoruz, oturup konuşmamız lazım. Yağı da konuşmamız lazım, ekmeği de vesaireyi de konuşmamız lazım. Yani denizin bittiği yer olmaması lazım. Denizin bittiği yer, Ediz Altun kardeşimiz, Türkiye'nin Silikon Vadide, Amerika'da medar iftarlarından birisi sevgili Ediz Altun, bir mühendisimiz. Ve denizin bittiği yerde hayatın kendisini anlatıyor. Teknolojiyi değil. Hayatın kendisini anlatıyor. Denizin bittiği yer olmamalı. Unun bittiği yer olmamalı. Evet, yüksek enflasyon harcamalara yansıyor. Sana bana yansıyor. Parti kursan ne olur? Kredi kartı partisi kursan ne olur? O partiye oy versek ne olur? Değil mi şimdi? Fersan, bana güzel bir şey yaptın, pas attın. Ben de onu mümkün olduğunca şutlara çevirmeye çalışıyorum. Bakın 20 Mayıs haftasında kartlı harcamalar bir önceki yılın, 20 Mayıs haftası ya, bir önceki yılın aynı dönemi, aynı haftasına göre ne kadar arttı? %119 arttı. %119'luk bir haftalık harcamadan bahsediyorum. Artıştan. Cebinde kağıdı görebilen kimse yok. Geldiği gibi gidiyor. Zaten dijital ortamlarda gidiyor. Bir de kredi kartı üzerinde senin olmayan paraya yüklenince hal ne oluyor? Kabus oluyor. Ha, harcamaların en çok arttığı ürün de nedir? Onu da söyleyeyim. Akaryakıt. Pompa kabus oldu. Kartlı harcamalar rekor kırdı. Yüksek enflasyonla artan fiyatlar vatandaşı daha fazla kart kullanımına yöneltti. Merkez Bankası verilerine göre 20 Mayıs haftası itibarıyla kredi kartı harcamaları 64 milyar 59 milyon lirayla yeni zirveyi gördü. Harcamalarda geçen yıla göre %119 artış yaşandı. Artış enflasyondan arındırıldığında ise %29 oldu. Kart harcamalarındaki artış kalemlerine bakıldığında daha sık zamlanan ürünler dikkat çekiyor. 20 Mayıs haftasında akaryakıt istasyonlarında kartlı harcamalar 5 milyar 444 milyon liraya çıktı. Bu oran geçen yılın aynı haftasına göre %229,23'lük artışa işaret ediyor. Enflasyondan arındırıldığında da %93,7 ile neredeyse ikiye katlanmış durumda. Yine enflasyondan arındırıldığında bir yılda oldukça yüksek artış yaşanan diğer kalemse içkili yerlerdeki harcamalar. 20 Mayıs itibarıyla bu grupta harcama tutarı 91 milyon 53 bin lira. Geçen yılın aynı haftasına göre değişim %1683 olurken, enflasyondan arındırıldığında bu oran %948 olarak gerçekleşiyor. Bu yüksek artışta geçen yıl virüs kısıtlamalarının uygulanması da rol oynuyor. Konaklama harcamaları da pandemi dönemindeki kayıplar ve yüksek maliyetlerin fiyatlara yansımasıyla enflasyonun üzerinde artış yaşanan harcama kalemler arasında yer aldı.
Engelli çocuğum var, siz başladığınız zaman ekranın karşısından ayrılmıyor diyor sevgili Hüseyin. Bu ülkenin bütün engelli vatandaşlarına ve çocuklarına selam olsun. Onların her şeye erişebilmeleri bizim erişmemizden daha önemli. Hepimiz potansiyel engelliyiz, bunu kabul ediyorum. Engel kelimesini de sevmiyorum. Hepimiz potansiyel engelliyiz, kabul ediyorum ama onlar mevcut iklimde yaşamakta biraz daha zorlanıyorlar. Özellikle önceliğimizi onları almamız lazım. Memleketin önceliği kendi vatandaşı, kendi engeliyle yaşayan vatandaşı önceliğe, daha da önceye almaktır, özneye almaktır. Yarın ne olacağını bilmeden yaşamak zor. Ne zaman neye zam gelecek bunu bilmek daha zor diyor sevgili Rabia Demirkıray. Ben bugün değişik bir şey yapacağım. Hepinizin günlük falını okuyacağım. Bugün biraz da böyle yapalım. Yani sürekli bir şeyler, yani sürekli bir asık surat, aman efendim ne olacağız vesaire bilmem ne yerine günlük falımızı okuyalım, neşemizi bulalım. Sakızınız varsa bakın, yani oradaki maniler falan filan, bana mani de gönderebilirsiniz. Bir maniniz yoksa, fakat mesela konutta bir mani var diyor. Ve İddia Türkiye gazetesinden geliyor, diyor ki kirada çete oyunu var. Hadi gel buradan yak. Yüksek kiralara çete, pardon özür dilerim, yüksek kiralara çare aranırken çete bulundu. Emlakçılar için de düzenleme yapılması istendi. Ne demek bu? Bakalım. TÜKONFET Başkanı Aydın Ağoğlu kiralara raiç bedellere göre üst sınır konulmalı dedi. Bunu hepimiz hemfikir Sayın Ağoğlu. Kamu baş denetçisi Şeref Malkoç, emlakçılar arasında çeteleşmeler var şeklinde konuştu. Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa'da müteahhit günde 3 defa fiyat değiştiriyor, emlakçı arada kalıyor ifadelerini kullandı. Bakın şimdi sevgili izleyen, ortada eğer bir sıkıntı varsa birbirini suçlayan çok olur. Yani bu şeydir, insanın fıtratında vardır, naturasında vardır, doğasında vardır. Kimse suçu ben işledim, kimse camı ben kırdım demez. Suçu bir başkasına atar. Arada olan cam olur. Arada kazanan camcıdır. Kimse camcının kim olduğunu da bilmez. Bakın bu da enteresan değil mi? Birbirini suçlarken kimse camı kıranın kim olduğunu bilmez ve cam kırıldığıyla kalır. Şimdi gelelim mevzuya. Kiracılar ve ev sahipleri arasında. Hakikaten böyle kutuplaşma artık gördüğünüz şeyler, meslek örgütlerinin başkanları tarafından da kutuplaşma haline getirildi. Her geçen gün kira artışı sorunu yaşanıyor. Peki çözümü için ne var? Beklenen ilk formül kiraya sabit oran. Peki kiracılar, ev sahipleri, sektör temsilcileri kiraya sabit oran için birbirini çete suçlamasından başka ne diyor olabilir? Şimdi bu haberi izleyin ama ne olur bana yazın. Bana sorarsan Mesut Yar Official Instagram'da adresimiz, Mesut Yar da Twitter'da. Buyurun bakınız. Şimdi ev sahipleri arıyor. Diyor ki kiracımı çıkart. Benim öyle bir yetkim yok. Kiracılar ve ev sahipleri arasındaki sorun büyüyor. Çare olabilecek formüllerden biri ise kiraya sabit oran. Peki ama bu uygulama sorunu çözer mi? Geçici de olsa kesinlikle işe yarayacağını düşünüyorum. Ama uzun dönemli olmayacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kamuoyunun merakla beklediği kira düzenlemesine ilişkin yol haritasını açıkladı. TÜFE değil de bizim birkaç tane enflasyon açıklamamız oluyor. TÜİ'nin TÜFE'si alınıyor normalde ama diyor ki TEFE de alabiliriz diyor. Farklı enflasyon rakamlarını da alabiliriz diyor. Bunlardan en düşük olanı alıp bunun üzerinden sabit bir şey belirlenebilir. Zaten hali hazırda kiracı ile ev sahibi arasında bir sözleşme var. Bir de tavan fiyat uygulaması var. Yani o sözleşmede bile tavan fiyatı aşamıyorsunuz. Ev sahipleri bu sözleşmeye bile uymuyorken neden yeni getirilecek formüle uysunlar? Bu konuyu gündeme getirip geçici de olsa bir düzenleme yapıyor olmamız biraz aslında psikolojik olarak da caydırıcılığı da getirmiş oluyor. Nasıl yapacak onu? Sabit kira diyecek, nasıl yapacak onu? Hangi evin kirası sabit olacak? Yani yıllık artış yapmayacak mı kirası? Veyahut da gelip de size ya senin evin 10 bin lira, daha yukarısını alamazsın mı diyecek. Kira itiraflarını çözmek için ara bulucu önerisi de çalışmalar arasında. Denetim mekanizması da otomatikman ortaya girmiş oluyor. Çünkü ara bulucuya gittiği zaman ara bulucu şuna bakacak. Sen gerçekten mal sahibi olarak şu anda ki düzenlemeyi gerçekten uyguluyor musun, uygulamıyor musun? Sektör temsilcilerine göre kesin çözüm için atılması gereken başka bir adım daha var. Konut üretiminin arttırılması. Bugün konutun barınma krizine döndüğü şu dönemde dikkat çeken olay aslında arz. Yani üretimin arttırılması hem kira fiyatlarında hem de satılık fiyatlarda fahiş oranda yapılmasıyla ilgili önüne geçecektir diye zamanda düşünüyorum. Allah bu ev sahiplerine gerçekten yani vicdan versin diyelim, merhamet versin diyelim.
Gökay Karıtaş da diyor ki artık seni her sabah mesutlar olarak değil kocaman bir zam olarak izliyorum diyor. Çok teşekkür ederim. Üç harfli diyeceksiniz. Saygı duyacaksınız. Üç harfli diyeceksiniz. Resmen üç harfliye saygı duymaya başladık. Evet abi her gün üç harften bahsediyorsun. Anladım. Okuyamadım. Fakat okuyamadım. Devam ediyoruz. Abi günaydın fakirin eti olan tavuk 100 lira olmuş diyor. Daha ne diyeyim yani bir şekilde kanatlandığımız doğru uzaya doğru diyor sevgili Harun kardeşim. Bir başka arkadaşımız da Adana'da pencere açık uyumuş, saçlar toz içerisinde uyanmış. Tek derdimiz bu olsun vallahi billahi. Tek derdimiz toz olsun. Oradan da işte şeydir, araba yıkamacı esnaf kazanır. Oradan da bir esnaf kazanır. Efendime söyleyeyim, bir başka arkadaşımız diyor ki İran'dan izliyorum her gün sizi. Ne yazık ki sorunlar hep aynı diyor. Şahrok Dolkani arkadaşımız. Bir başka arkadaşımız da 3 aylık hastalanmış bebeği. Geçmiş olsun. O da beni izliyormuş, mutluymuş, mesutmuş. Allah şifa versin. Bir an önce. Hepimiz geçmişte bir köyden, kasabadan geldik ve çoğumuzun babasının dedesin. Onlarca, yüzlerce küçük ya da büyük baş hayvanları vardı. Her ilde, köylerde, yaylalarda binlerce hayvan besleniyordu. Ama bugün oğlum kızım okusun doktor, mühendis, masa başı adamı olsun, yorulmasın artık dediler. Çocuklar okutuldu. Ve bugün ne tarlada, ne hayvancılıkta ata mesleğini yapacak insanımız kalmadı. Maalesef hepimiz hazır yiyici olduk ve bugün kızıyoruz. Yenilebilecek et 200 lira, yenilebilecek tavuk şu kadar, yenilebilecek sebze, meyve, tahıl, temel gıda maddeleri bu kadar diye. Bu artışlar normal. Çünkü artık zor işlerle kimse uğraşmak istemiyor. Ve ister istemez de üretim olmadığı için her şey ateş pahasına almış başını gidiyor. Maalesef hepimiz hazır yiyici olduk diyor. Bu hazır yiyicilikle daha çok et 300'de olur, 400'de. Kimse kimseye kısmasın bu sebepten diyor. Bir şeyler. Mesela mühendis var, işçi var, ara sınıfı yok. Nedir o? Teknisyen. Türkiye bunun acısını çok çekti. Efendime söyleyeyim, şimdi bir şekilde hakikaten nedir, modern dünyaya ayak uyduralım, modern meslekler üzerinden yürüyelim diye düşünen bir kuşak var. O kuşak çiftçilikle, hayvancılıkla vesaireyle ilgisi yok. Kaldı ki nasıl yapacak? Şimdi ilgi olmayan bir şeyde rakamlarda yükseliyor. Yükseldikçe de rakamlara ulaşmak da imkansız hale geliyor. Sonuç itibariyle bir üretim yok. Ama Meltem Bulut çok güzel söylemiş aramızdan. Diyor ki Kayseri Kültepe ilçesinde Kültepe Kaneş önemlidir. Arkeolojide çok önemli yerleşkelerden bir tanesidir. Dünya kırılma tarihinin gerçekleştiği önemli ticari kolonilerin yaşandığı ticaretin merkezde diyebiliriz. 7000 yıllık siyez buğdayı tohumun üretimi Diyarbakır'da başlamış. Ve bu tohum ata tohumu olduğu için, bir koyuyorsun 7000 alıyorsun. Şaka değil, bir koyuyorsun 7000 alıyorsun. Ata tohumuna dönüş, kendi özgür bu topraklara ait tohuma dönüş. Çünkü artı değer, çünkü buğday üretimi, çünkü tahılın evcilleştirilmesi bu topraklarda oldu. Mezopotamya ve Anadolu topraklarından bahsediyoruz. Yahu bu kadar kıymetli, bu kadar bereketli, bu kadar yedi veren bir toprağın üzerinde konuştuğumuz meselelerin fıkra olarak algılanması lazım. Kıs kıs gülmemiz gerekir ama fıkra değil. Fıkra haline getirmemiz gerekiyor. Bir an önce tüm bu meseleleri. İnternet tarifelerine zam geldi sevgili izleyen. Fiyatlarda %25'i bulan artışlar var. Zamlı yeni tarifeleri yürürlüğe girdi. Haziran ayı ile birlikte tarife fiyatları %23'e varan oranlarda artırıldı. Yeni fiyat artışı ile birlikte 2022'de yapılan 3 harfli oranı %40'ı aşmış oldu. En düşük hızlı tarifenin fiyatı Aralık 2021'de 90 lirayken şu an 130 liraya çıktı. Daha önce 1 Nisan'da fiyat artışına gidileceği duyurulmuş. Bu karar Haziran ayına ertelenmişti sevgili izleyen. Evet efendim şimdi... Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan? Bana yazın bu arada. Bana sorarsan Mesut Erofical yazıyor altta şeyler. Bana mesajlarınızı yazın. Mesajlarınız her şeyden önemli. Sizin ne düşündüğünüz her şeyden önemli şu anda. Bana yazın mesajları, birlikte okuyalım. Birlikte fikir sahibi olalım. Akıl fikir sahibi. Allah akıl fikir versin. Vermiş. Kullanalım. Bunu kullanalım işte. O yüzden zaten başlıklar, mesajlar, birbirimizle konuşmalar ve bilgi vermeler. Bakın bilgileniyoruz sizlerden gelen şeyle. Tek başına benim konuşmam, car car konuşmam. Bir sürü konuşan insan var. Gece gündüz konuşuyorlar. Hiçbir şey ifade etmez. Ama bilgi her şeydir. Bilgi kurtarır. Bilgi bilim ileri götürür. Bilgi bilim aydınlatır. Bilgi bilim belki bir gün gelir hayatı da ucuzlatır. Yaşamımızı daha da kolaylaştırır. O yüzden bilmek lazım. Cehalet fena bir şeydir. Bakın cehalet fena bir şeydir. Şimdi sorum şu, sabah sorusu.
Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan? Sen bunu düşünürken bak ben küpürü şöyle okuyacağım. Yumurtacılara soruşturma. Rekabet Kurulu Yumurta Üreticileri Merkez Birliği YUMBİR ile birliğe bağlı 25 üye kuruluşa ve yumurta tüccarlarına soruşturma açtı. 25 birliğin başkanlarının firmalarıyla marketlere yumurta sağlayan 17 tedarik şirketinin rekabeti kısıtlayıcı eylemlerde bulunarak rekabet kanunu ihlal edip etmedikleri tespit edilecek. Yumurtacıların aralarında anlaşarak fiyatları arttırıp arttırmadıkları sorgulanacak. Şimdi yumurta geldi. Kimi kapıya der, kimisi başka bir yere. Dayandı mı? Dayandı. Ver bakalım yanıtı. Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan? Yoksa hep birlikte bir yerlerden mi çıkacağız? Mesela Zıvana'dan. Nasıl fiyatlar, yumurta fiyatları? Pahalı. Nasıl bu çocuklar beslenecekler? Ne olacak bu şeyler, bebeler? En ucuzunu, en uygununu nerede alırız diye artık soruşturuyoruz. Fiyatın anlaşarak mı buraya yükseliyor araştırması için Rekabet Kurulu devreye girdi. Yumurta fiyatları üreticilerin başına dert açtı. Rekabet Kurulu yumurta sektörüne soruşturma başlattı. Rekabet Kurulu Yumurta Üreticileri Merkez Birliği ile birliğe bağlı 25 üye ve teşebbüs hakkında soruşturma açtı. İnşallah faydası olur. Her şeye o kadar faiz zamlar geldi ki. Üyelerin veyahut da tedarikçilerin anlaşarak kendi aralarında belli bir fiyat belirleyerek piyasaya yumurta sürmesinden şüphelenerek bir araştırma yaptı. Biz bunun belgelerimizle bunun olmayacağını anlatmaya çalışıyoruz. Fiyatlar buraya maliyetinden kaynaklı geldi. Sırf yumurtacılar değil ki, bir girin markete bakın yavrum be. Soruşturmanın gerekçesi şu: Yumurta Üreticileri Merkez Birliği ve ona bağlı bazı üye firmalar telefon üzerinden yaptıkları grup yazışmalarıyla yumurtanın fiyatını belirliyor ve bu şekilde piyasayı yönlendiriyor. Ancak üreticiler bu iddiayı yalanlıyor. Bir fiyat üzerinden fiyat belirliyorlar suçlamasına marketlerin, biz değil üreticiler belirliyor deyip topu bize atmasından kaynaklı. Kesinlikle mümkün değil. Piyasamız şeffaftır. Bütün bizim iletişim mekanizmalarımızda, gruplarımızda fiyatlarımız geçen hafta şu fiyat oluşmuştur diye bilgi paylaşımı yapılmaktadır. Kimsenin ticaretine yön verecek şekilde ne kudretimiz var ne gücümüz var. Yumurta üretenler ne kabahat, bütün maliyetleri artmış. Pazarda çok farklı, markette çok farklı, organik pazarlarda çok farklı. Vatandaş da haliyle bütçesine uygun yumurtayı alıyor. Tabii yumurtanın fiyatına da bir bakmak lazım. Şu anda elimdeki 30'lu büyük boy yumurtanın fiyatı 36 liradan başlıyor. Markasında çeşidine göre fiyat katlanıyor. Üreticilerse fiyatın sadece maliyeti kurtardığını savunuyor. Şu anda 1.45-1.50 bandına mal ettiğimiz ürünü 1 TL'ye satmakta zorlanıyoruz. Bu da sektörümün %33 net zarar ettiğini gösteriyor. Evet, vallahi ikisi de kümesten çıkar diye Ertan ortayı buldu. Hakikaten öyle ama biz çileden çıkıyoruz. Yumurta ya, yani işte bakın ekmek, yumurta, sütü hiç katmıyorum. Süt artık alarm, markette alarm takılan değerliler ziynet eşyası kıvamına girdi. Likit bir ziynet eşyası olarak düşünün sütü, alarm takılıyor üzerine çalınmasın diye. Sonuç itibariyle baklava çalan çocuklar vardı. 9 yıl 10 yıl hapis yemişlerdi. Çok enteresan, çok enteresan. Bugün 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'ymüş. Dolayısıyla hani son 3 harften sonra 3 harf üst üste gelen 3 harften sonra pompaya Dünya Bisiklet Günü benim için bir bayramdır. Bütün bisikletlilerin bayramını kutluyorum. Zaten masamda hep bir bisiklet vardır. Başkan gösterelim orayı da. Buyurun bakınız, bisikletimiz orada duruyor. Hiçbir zaman vazgeçmeyin. Siz bakmayın, ben hani dizden sakatım biraz, kusura bakmayın. Üzerinize afiyet. Dolayısıyla kullanamıyorum ama kullanan herkese de ne diyelim, dizlere kuvvet, bereket diyelim. Sağlık diyelim. Şimdi zam gelmeyen bir şey var mı bugün diyor sevgili Hüseyin Polat. Var, vicdan. Vicdan. Vicdan hep indirimde. O hep ucuzlukta. Vicdan hep ucuz. Dünya Sağlık Örgütü Afrika ülkeleri hariç 50'den fazla ülkede 550'yi aşkın maymun çiçeği virüsü vakası bildirildiğini açıkladı. Ya çiçek ve maymundan gerçekten nefret eder olduk. Yani denebilecek bir şey yok. Bir araya gelince çok fena olabiliyorlarmış. Hadi bakalım buradan bakalım. DSÖ Çiçek Hastalıkları Sekreterliği Başkanı Dr. Rosemond Lewis,
Louis de denebiliyor. Hastalığın endemik salgın olarak kabul edildiği Afrika ülkeleri dışında 30'un üzerindeki ülkede görüldüğünü bildirdi. 550'den fazla doğrulanmış vaka kaydedildiğini söyleyen Louis aynı zamanda birden fazla yerde gerçekleştiği göz önüne alındığında gördüğümüz şey gerçekten farklı. Böyle bir durum daha önce görülmedi dedi. DSÖ'nün salgının kaynağını ve kontrol altına almak için çok geç olup olmadığını bilmediğini söyledi. Enfekte kişilerin son haftalarda başkalarıyla temas ederek virüsü bulaştırmış olma ihtimali nedeniyle vaka sayılarında artış görmeyi beklediklerini de söyledi. Louis, ya DSÖ ben bilmem. Ben bilmem. Kim? Vardı öyle bir program değil mi? Ben bilmem, eşim bilir. Evet, ben bilmem, beyin bilir. Sonuç itibariyle Dünya Sağlık Örgütü bilmezse kim bilebilir? Bu tip açıklamalar, tabii üst üste gelen bu tip açıklamalar da insanları çileden çıkartıyor. Peki kardeşim, ben hakikaten sağlıklı bir hayata nasıl kavuşabilirim? Büyük bir soru işareti. Gelin bir de küpüründen soralım bunu. Cumhuriyet Gazetesi yayınlamış bugün. Doktorsuz hastane diyor. Uludağ Üniversitesi'nin onkoloji bölümünün kapatılması gündemde. Doktorların göçü sürerken Bursa Uludağ Üniversitesi onkoloji bölümünde tedavi olan onlarca çocuğun çevre illere yönlendirildiği öne sürüldü. Hasta yakınları çevre illerdeki hastanelerin aradığımızda yarım kalmış tedaviyi üstlenemeyeceklerini söylediler. Dedim. Bakın bu bir iddia. Ama bu bir iddia. Yani onkoloji, çağın vebası kanser. Özür dilerim, yani bu çok dillendirmek istemediğim bir hastalık. Kötü hastalık olarak halk arasında artık söyleniyor ama sonuç itibariyle zor bir hastalık. Ve Türkiye'nin en büyük hastanelerinden bir tanesinden. Yani bu sonuçta fakülte hastaneleri Türkiye'nin en büyük hastaneleri oluyor. Çünkü ilim irfan yurdu diyoruz ya, hani sonuçta bilim insanlarının da sıklıkla görüldüğü, uzmanların da sıklıkla görüldüğü hastaneler bunlar. Özel sektöre kaymayanların ya da yurt dışına gitmeyenlerin görüldüğü. Şimdi oralarda onkoloji konusunda üstelik çocuklar üzerinden böyle bir iddianın dile getiriliyor olması bile oturup düşünmemiz gereken bir şey. Birçok şeyde Erzurum'da, efendime söyleyeyim, Erzurum'dan çok haber gelmişti. Neyse, oradaki açık kapatılmış birçok kentlerde işte şu konuda, şu ihtisas alanlarında doktor bulamıyoruz diye beryansın eden memleketli var. İşte yazıyorlar, geliyor, biz de söylüyoruz. Sonuç itibariyle düşündürücü bir mesele. Ha, bir yandan da pandemiden çıktık ve sağlık harcamaları öyle bir noktaya gelmiş ki hakikaten bu bakanlığı da, bakanlığın şeyini de, efendime söyleyeyim, nedir, bütçesini de, eczaneleri de, ilacı da vesaireyi de zorlayacak. Yani 2022-2023 aralığı sağlık için zor bir yıl. Pandemiden çıkmış, yıpranmış, pandemiyle birlikte yıpranmış ama pandemi sırasında hiç talep almamış bir sağlık sistemi bir an sonra kurdan vesaireden, yokluktan, yoksulluktan gelen sıkıntılar dolayısıyla almış başını, fiyat anlamında uçmuş gidiyor. Sonuçta nereye varacak mesele, dilerim bu tip yokluklara değil. Önceki gün Büyükçekmece'de yaşanan facianın bilançosu arttı. 24 saatte arttı üstelik. Kontrolden çıkan bir otomobil vardı biliyorsunuz ve kontrolden çıkan otomobil durağa girmişti. Durakta bekleyenlerin arasına. Can kaybı kazada 3'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin 3'ü de okullarından, dersten çıkmış taşıt bekleyen çocuklar. Arabanın sürücüsü de ehliyetsiz. Katliam gibi kaza oldu. Sordu ciğerim gitti. Hızlı geliyor, direksiyon hakimiyetini kaybediyor, durağa dalıyor. Duraktaki onlarca öğrenci için tam bir can pazarı kuruluyor. Kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Katliam gibi kazada biri olay yerinde, ikisi hastanede, 3 öğrenci hayatını kaybetti. 15 öğrenci ise yaralandı. Kırmızı araba soldan geldi, direkt sağa kırıp öğrencilerin üstüne. Yani yaklaşık benim gördüğüm 20-30 tane öğrenci yerdeydi. İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz D100 karayolunda yaşanan kazada olay yerinde hayatını kaybeden 15 yaşındaki Oğuzhan Kolver'in ailesi adli tıp kurumu önünde gözyaşlarına boğuldu. Alkollüymüş herhalde o da. Pırıl pırıl da, pırıl pırıl, 15-16 yaşında da. Sordu ciğerim gitti. Okuyacaktı, büyük adam olacaktı. Dayısı 15 yaşındaki Oğuzhan'ı böyle anlattı. Okuldan çıktığı anda tabii durağa geliyor binmek için, eve dönmek için.
15-20 öğrenci varmış. Lise 2. sınıfa geçecekti. Dağlıydı çocuk mesela, okuyacağım ben, daha büyük yerlere geleceğim, daha büyük işte adamlar olacağım derdi. Kaza sonrası çevre hastanelere kaldırılan yaralı öğrencilerden ard arda acı haberler geldi. Ağır yaralı 14 yaşındaki Mehmet Alp Güney ve Afgan uyruklu öğrenci Murtaza Mardani de hayatını kaybetti. Katliam gibi kazada kahreden bir detay ortaya çıktı. Otomobili kullanan sürücü Samet Tüfekçilerin ise daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el koyulduğu, kaza sırasında da ehliyetsiz olduğu belirlendi. Kan testinde ise alkol ya da uyuşturucu bulgusuna rastlanmadı. 14 yaşındaki Mehmet Alp Güney için Büyükçekmece'de Kuba Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Güney ailesi yakınları ve kendisinin de oynadığı Üstün Spor futbol takımından arkadaşları katıldı. Neşe kaynağıydı takım içerisinde. Yani hayata hep pozitif bakan, pozitif yaklaşan. Arkadaşlığı müthiş bir şeydi. Kaç yıldır futbol oynuyordu peki hocam? Alp 6 yaşından beri oynuyor işte. 8 yıldır futbol oynuyor. Güney'in naaşı kılınan namazın ardından cenaze aracına koyularak defnedilmek üzere orduya gönderildi. Kazada yaşamını yitiren 15 yaşındaki Oğuzhan Kolver'de Batıköy Piri Reis Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Büyükçekmece yeni mezarlığına defnedildi. Maskelerin yerine eldivenler mi alacak maymun çiçeği virüsü? Vallahi bilmiyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün bilmiyorum dediği bir şeye oturup vallahi bir tebabet ilmi mensubu gibi ahkam kesemen, bir doktor gibi ahkam kesemen. Yumurtacılar kalmıştı fırsatçı ilan edilmeyen. Herkesi fırsatçı ilan ediyorlar. Sonuç itibariyle bütün meslek grupları fırsatçı haline geldi. Peki suç kimde diye soruyor sevgili Yakup Özatlı. Evet, bir başka arkadaşımız şöyle söylüyor. Ben onu bunu bilmem. Parayla imanın kimde olduğu gerçekten belli olmuyor. Param yok deyip ajitasyon yapan fırsatçılar da 3 harfleri basıyorlar diyor sevgili Gül Mahmutoğlu. Bir başka dostumuz da diyor ki 13 yaşındayım. Arkadaşlarımla ekonomiyi tartışıyoruz. İyi bir şey Bilgehan. İyi bir şey, en azından ekonomiyi bilen bir kuşak yetişiyor. Düşünsenize, hiç bilenle bilmeyen bir olur mu sevgili kardeşim? Sen öğren, bize de öğret. Mümkünü varsa nasıl yaşayacağız? Bu şekilde maskeler çıktı, grip patlaması oldu. Dört tarafım gripten kırılıyor. O grip değildir. Bir test versinler bakalım ne çıkacak ortaya, bir görmek lazım. Şimdi bu anlattığımız büyük bir facia. Bu anlattığımız hani izah edilebilir tarafı olmayan, alkolün şişede durduğu gibi durmadığını gösteren ama alkol alanında insan formunda durduğu gibi durmadığını gösteren bir mevzu. Aynı mevzu. Alkol alanının değil, yanlış kurdum. İnsanlar istediği şeyi istediği şekilde, alkol sağlığa zararlıdır. İstediği şeyi istediği şekilde, istediği ölçüde ve miktarda tüketebilir. Bunda hiçbir beis yok. Ama aynı insanlar başkalarının sınırları içine bu şekilde kendisini tüketmiş şekilde girdikleri zaman ortaya mağdurlar çıkıyor. Bunda sıkıntı var. Bunda sıkıntı var. Sonuç itibariyle. Yani şimdi gelelim. Yayıncılık ilkeleri gereği alkolün, tütünün vesairenin sağlığa zararlı olduğunu söylemek durumundayız. Kimini yani kale alabilirsiniz, kimini almayabilirsiniz. Ama şimdi izleyeceğinizde deminkine benzer bir durum. Bakın, içiniz, tüketiniz vesaire hiçbir şey söylemiyorum. Hiçbir şekilde kimsenin de bir gram karışmaya hakkı yok. Yaşam tarzınıza, yaşam stilinize. Sizin de bir başkasının yaşam tarzına ve stiline karışmaya ve onları rahatsız etmeye ve onları öldürmeye hakkınız yok. Bir aracın başı da direksiyonun başında frene basıyor, duramıyor ve motosikleti altına alıyor. Bir ölüm daha var. Buyurun bakın. Araç sürücüsü alkol limitini çoktan aşmış, takip mesafesini hiçe saymıştı. Kavşağa geldiklerinde önündeki motosikletin yavaşladığını fark etmedi bile. Güney Kaliforniya'da yaşandı kaza. Trafik kamerasına takıldı. Sürücü motosikleti altına aldı. Motor sürücüsünün arkasına oturan kadın takla atıp kurtulmayı başardı. Ancak motor ve sürücüsü aracın altına sıkışıp kaldı. Kazaya tanık olanlar koştu yardıma. Polislerle birlikte sıkışan motosikletliyi kurtarmak için arabayı kaldırdılar. Hastaneye kaldırılan motor sürücüsünün sağlık durumu iyiye gidiyor. Araç sürücüsü ise gözaltında. Bak sevgili izleyen, çok net konuşalım birbirimize karşı da. Hiç şey
Yani sonuçta birbirine yalan söylemeyen iki tarafız. Sonuç itibariyle ben mevcutluğu olarak şu anda salonunda ya da beni izlediğin yerde oturmuyor olsam da biliyorsun ki yanındayım. O yüzden sayın izleyen diye bireyselleştiriyorum meseleyi. Hemen yanımdasın. Sana anlatmaya çalışıyorum. Sana aktarmaya çalışıyorum ve senin derdini dinlemeye çalışıyorum. Seni duymaya çalışıyorum. Çok şükür de gayet de güzel duyuruyorsun sesini. Gayet de güzel hep birlikte anlatmaya çalışıyoruz bazı şeyleri. Şimdi hepimizin cebinde görünmez bir silah var. İhmal. Hepimiz cebimizde, hani bireysel silahlanmaya karşı olan hepimiz cebimizde o görünmez silahla dolaşıyoruz. O ihmal ki işte görüyorsunuz bir şekilde sistemin bozuk tarafından can alıyor, mağdur ediyor. O ihmal ki bir şekilde geliyor, yas olarak yüreğimizin ortasına bir öküz gibi oturuyor ve nefes alamıyoruz. Bakın küpür ne diyor? Bunun adı cinayet. İstanbul'da 11 yaşındaki Eşref Güneş okul bahçesinde top oynayıp evine dönerken çevresinde hiçbir önlem alınmayan inşaat çukuruna düştü. Demirlere saplanıp hayatını kaybetti. Eşref'in ailesi dün yaşayan çocuğumuz birilerinin ihmalkarlığı yüzünden bugün yok diyerek duruma isyan etti. Bakın sevgili izleyen, isyanla durumdan kurtulmak mümkün değil. Açıkçası yasa, kanun, disiplin, ortak ahlak, bunlar insanlar, ahlaki kurallar. Bunlar insanlar için yine insanın toplu şekilde ürettiği ve genelde kan ile yazılan şeylerdir. Buna uyarsın ya da uymazsın. Uymazsan başkalarının acısına neden olsun. Kendinle birlikte başkalarını da. Ha, uyarsan ben bu haberin yerine çiçeklenmiş bir ne bileyim ağacın haberini veririm. En güzeli o olurdu. Ama maalesef cebimizde o görünmez silah her gün olduğu gibi bugün de bir can aldı. Üstelik 10 yaşında bir çocuk. Bir çocuk daha öldü. Hepimiz büyüsek, Türkiye büyüse, dünya büyüse ne olur ya? Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan annenin feryadı yürek dağladı. 10 yaşındaki Eşref yanından geçtiği inşaat alanına düştü. Talihsiz çocuk kurtarılamadı. Kimisi diyor boynuna girmiş ama çocuğun ağzı kanvardı ağzından. İstanbul Eyüp Sultan'da yaşandı korkunç olay. Eşref Güneş okul çıkışı kestirme bir yol kullanarak evine dönmek istedi. 10 yaşındaki Eşref o gün okuldan çıktıktan sonra eve gitmek için normalde bakın şu sokağa şöyle dönüp o şekilde ilerlemesi gerekiyordu. Fakat o gün Eşref bu yolu kullanmak istedi. Daha kısa olduğu için, daha kolay ulaşım sağlayabileceği için ancak son derece tehlikeli bir yerdi burası. Çünkü bakın yanında açıkta bırakılmış demirlerin bulunduğu bir inşaat alanı var. Eşref buraya geldi. Şu patika gibi görünen bu yoldan yürürken ayağı kaydı ve bakın sol tarafa doğru açıkta bulunan demirlerin üzerine doğru düştü. Feci olayı gören bir çevre sakini hemen olayı 112 acil servis ve polise bildirdi. Adrese gelen ekipler 10 metre yükseklikten demirlerin üzerine düşen Eşref'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yavrusunu o halde gören annenin dünyası başına yıkıldı. Orada çocuğun ayağı kayıyor, çocuğu varlanıyor 10 metrede aşağı gidiyor. Demire saplanmış. Demir boğazında vurmuş, başından çıkmış. Küçük Eşref'in cansız bedeni adli tıp kurumuna götürüldü. Aile üyeleri ve çevre sakinleri inşaat alanındaki ihmalkarlığa tepkiliydi. Dün bu saatlerde yaşıyor olan çocuğumuz birilerinin ihmalkarlığı yüzünden çocuk bugün yok hayatta. Burası sürekli açık. O taraftaki demiri daha dün kapatmışlar. Yani orası da açıktı. Ben bu yokuşu kullanıyorum, orasını kullanıyorum. Sürekli çocuklar. Ben bugün çocuğumu okula yollamadım bu yüzden dolayı. Orada hiçbir şey yoktu. Şimdi daha yeni kapatıyorlar. Yani birisi öldükten sonra ancak akılları başlarına geliyor. Eşref'in cenazesi adli tıp kurumundaki işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alındı ve toprağa verildi. Güneş ailesi olayla ilgili şikayetçi olacaklarını söyledi. Şikayetçiyim. Her daim eşkıya. Benim canım yandı, kimsenin canı yanmasın. Evet, Hasan Hüseyin bir şiirinde der ki, gece leylak ve tomurcuk kokuyor, yaralı bir... Ah, gitti kafadan. Şimdi, ne izledik? Politika izledik, ekonomi izledik, gündelik hayatta yaşanan sıkıntıları izledik, azalan vicdanı, hiç zam gelmeyen merhameti, hiç zam gelmeyen ahlakı izledik. Düşen tek şeyin bunların olduğunu söyledik. İhmali izledik.
Birbirlerini öldüren insanları izleyeceğiz. Birazdan kavgayı, gürültüyü izleyeceğiz. Ve hepsinden 5 nedir 30 küsur senelik şu ekran serüveninde her seferinde sözünü dinledim sevgili izleyen. Her seferinde sözünü dinledim, sesine kulak verdim. Ve hepimizin sesi ve sözü hep aynıydı. Hep aynıydı. Hepimiz için güzel ve güneşli günler görmeye inandık. Güzel bir hayata inandık. Güzel, her şeye erişebildiğimiz, birbirimizi çiçeklediğimiz, dövmediğimiz, yok etmediğimiz bir hayata inandık. Ama buna inanırken kim, neyi, ne kadar riske attı, kim, elini hangi taşın altına koydu bunu hiç bilmedik. Oysa ki diyor ki şair, akrep gibisin kardeşim, korkak bir karanlık içindesin. Serçe gibisin kardeşim, serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim, midye gibi kapalı rahat. Ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunsun kardeşim. Bir değil, 5 değil, 100 değil, milyonlarsın maalesef. Koyun gibisin kardeşim. Gocuklu celep kaldırınca sopasını sürüye katılıverirsin hemen. Ve bu dünyada bu zulüm senin sayende. Sayende ve açsak yorgunsak, alkan içindeysek eğer ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak, kabahat senin, kabahat senin, kabahat senin demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin be canım kardeşim. Bugün dünyaca ünlü şairimiz Nazım Hikmet'in 59. ölüm yıl dönümü. 1951'de vatandaşlıktan çıkartılıp 2009 yılında vatandaşlığa kabul edilen Nazım Hikmet bugün hemen hemen her görüşten siyasetçinin ağzında şiirleriyle yaşıyor. Nazım Hikmet 61 yaşında memleket hasretiyle Rusya'da canını kaybetti. Nazım'ın şiirleri birçok ülkede dilden dile çevrildi. Şarkılara, müzikallere ve artık habere de uyarlandı. Onlardan biriyle ölümünden 5 yıl önce yazdığı Memleketim şiiriyle Nazım Hikmet'i anıyoruz. Memleketim, memleketim. Kabahatin çoğu senin diyemiyorum ama iki grup arasındaki alacak verecek kavgası katliamla sonuçlandı. Sorunu konuşmak için sözleşip buluşan taraftarlar bunun yerine yanlarında getirdikleri silahlarına davrandılar sevgili izleyen. Tabanca ve tüfeklerin ateşlenmesi de fazla sürmedi. Zaten konuşacağımız iki kelime, o iki kelimeyi tükettiğimiz zaman en acı türküyü kim söylüyor? Kurşunlar söylüyor. Evet, Abdurrahim Karakoç'un söylediği gibi. Neyse. İki kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de ağır yaralı olarak tedavi altında. Sorsam memlekette sıradan bir gündü ama biz bu sıradan günlere alışamadık. Neyse ki uçan çatı düştüğü yerde kimseyi yaralamadı. Görüntüyü çekense korkudan içeri girdi. İnanmıyorum. Çatı uçtu. Sevgili kardeşim Dilek Çalışkan burada ve sabahtan beri insanlar hakikaten memleketin her tarafından ortalık toz duman diyor Dilek. Şimdi gelecek hafta Dilek olmayacak aramızda. Tatlı bir izin kullanacak. O izne istinaden özetle. Oh, hemen hızlı bir giriş yapayım o zaman. Şimdi biz eskiden yazları rahat ederdik. Böyle öyleydi. En fazla sıcak hava dalgası gelirdi ama şu anda artık son yıllarda maalesef ki afetler daha çok yazın oluyor. Dolusu, hortumu, işte seli, gök gürültüsü ve bu yılda olmaya devam ediyor. Önce Güneydoğu ile başlayalım. Güneydoğu'ya sıcak hava dalgası gelecek demiştim. Sıcak hava dalgası ile birlikte yoğun çöl tozu geldi. Kökeni aslında Suriye değil, Arabistan. Arabistan'dan Suriye'ye, oradan da Güneydoğu'ya ve biraz daha iç kesimlere kadar çıktı bu çöl tozları. Şu anda işte Güneydoğu'da sıcaklıklar 33-34-45 dereceye kadar çıkacak bugün de. Kırşehir'e kadar ilerledi diyebilirim çöl tozları. Adıyaman tüm Güneydoğu'yu ve Doğu Anadolu'yu kaplamış durumda. Yarın da gelmeye devam edecek. Sonra etkisini biraz azaltacak. Bu iki gün yoğun, dün, bugün ve biraz da yarın var. Yüksek sıcaklık devam ediyor. Aşırı bir sıcak var. Şimdi geldik batıya. Batıda özellikle belli bir bölge var ki o bölgedeki bu şiddetli yaz sağanakları devam edecek. Neredeyse pazar pazartesi gününe kadar. O tekrar sayalım o illeri. En böyle riskli olan iller burası ve o bölgede en çok devam ediyor zaten. Yine Afyon'a dün 2-3 saat boyunca hiç durmadan yağdı. Afyon, Denizli, Kütahya,
Eskişehir, Bolu bunun içinde, o bölge yani İç Ege'nin geneli, Manisa'nın merkezi değil ama Soma tarafları. Bugün Aydın'da olacak bu yağış. Biraz Akdeniz'in iç kesimlerinde oluyor. Ayrıca Ankara'da da daha çok akşamları oluyor. Bu akşam da var. Ankara, Eskişehir, Konya'nın kuzeyi arasında hortum riski var. Şiddetli yağışla birlikte bugün. Ve Ankara'da hafta sonunda maalesef yağışlar devam edecek. Tüm gün olmuyor. 1-2 saat yağıyor ama çok şiddetli olumsuzluk yaratarak yağıyor. Ve biliyorsunuz ki her ilçeye yağmıyor. Ben bunlara semt yağışları diyorum. Semt etkili oluyor. Ve bir de bir kesim var ki yine Kars Ağrı tarafındaki bölümde de o şiddetli sağanaklar, olumsuzluk yaratan birden gelen yıldırımlarla, gök gürültüleriyle gelen yağışlar devam ediyor. Bu arada yıldırımlara karşı lütfen dikkatli olalım. Bu yağışları gördüğünüz zaman binaların içine en uygun yerlerde saklanmayı tercih edin. Hafif yağışlar olmadığını söyledik. Akdeniz'de de yüksek nem var. Bu arada İstanbul'da nem arttı. Her yerde olay olunca İstanbul'dan çok bahsedemedik. İstanbul'da nem bugünlerde yüksek. Yarın da yüksek olacak. Bugün de yüksek. En fazla kentin kuzeyi etkileniyor. Sarıyer, Şile tarafları ve Boğaz hattı. Pazar günü karayel olduğu için biraz nem düşer. Peki çok teşekkür. Kesimlerdeki bu yağışlar önümüzdeki haftada sürecek. Dikkatli olalım, aleste olalım, tetikte olalım, bekleyelim diyorsun. Peki bir hafta özleyeceğiz seni, zaman zaman ara bizi, bağlan. Olur. Tamam, peki. Efendim manşetlere gidiyoruz. Pazartesi günü manşetlerde buluşuruz. Milli İstihbarat Teşkilatı Irak'ın kuzeyinde yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre Süleymaniye'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi. Nasıl şimdi Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Besler Deresi'nde teröristlerin inlerine girip onları gömüyorsak gömmeye de devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine yeni bir operasyonun tartışıldığı günlerde terörle mücadelede önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı, teröristlerin inlerine girip onları gömüyorsak gömmeye de devam edeceğiz ifadesini kullandı. Şehitlerimiz var ama şehitlerimizin 10 kat, 15 kat, 20 kat evelallah öldürülen teröristler var. Bu siyasette Türkiye büyüyemez. Bu siyasette Türkiye gelişemez. Zam üzerine zam. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da muhtarlar ve çiftçi buluşmasına katıldı. Kılıçdaroğlu, mevcut siyaset anlayışıyla Türkiye'nin gelişmesinin mümkün olmadığını söyledi, zamlara tepki gösterdi. Ya Allah aşkına çiftçiden ne istiyorsunuz siz ya? Gübreye zam, %100'ün üzerinde, %200. Elektriğe zam, ilaca zam, fideye zam, tohuma zam. Ya ne üretecek bu insan? Nasıl üretecek bu insan? Ama göreceksiniz, milletin iktidarında kim alın teri döküyorsa hakkını teslim edeceğiz. Bu ülkeye gelen sığınmacı diye bir problem var. Bu problemin derdi sizinle, sizi baş başa bıraktı. Bu problem sorunlu, sorutuldu gitti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Burdur'da halka seslendi. Ülkede sığınmacı probleminin olduğunu belirten Akşener, çözüm üretecek siyasi sisteminse olmadığını söyledi. Çok uzun bir zamandır sizi gören, sizi dinleyen, sizin dertlerinizi duyup, bunun karşılığında buna çözüm üretip, bunun üzerinden yarışan bir siyasi sistem yok. Cumhurbaşkanımıza dönük olarak birilerinden talimat alıyor gibisinden yaklaşımlar, saçma sapan yaklaşımlar. Bütün dünya da zaten bunu ortaya koyuyor ki Cumhurbaşkanımız herhangi bir şekilde yönlendirmeye bu hiçbir bağlamda ve hiçbir zeminde açık birisi değildir. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorularına verdiği yanıtları değerlendirdi. Cevap dediği şeyler itiraf yaklaşımıdır ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun ben sorulara cevap verdim dediği şey, terör konusundaki yanlış bir değerlendirmede bulunduğumu teyit ediyorum. Türkiye'nin milli güvenliği konusunda, milli çıkarları konusunda yanlış bir yerde durduğumu, yanlış bir değerlendirmede bulunduğumu bir kere daha itiraf ediyorum yaklaşımıdır. Bir hakaret, bir iftira veya sizinle ilgili doğru olmayan bir söz, bir iftira ortaya atıldığında bu hakkınızı nerede arayacaksınız? Muhalefet bu kanunu okumadan direkt karşı çıkma noktasına giriyor. Ben Türkiye Cumhuriyeti devletiyim.
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde benim egemenlik hakkım yok mu? Siyasette sosyal medya teklifi tartışması sürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza da teklifin ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar karşısında hazırlandığını söyledi. Yanlış bilgiyi alenen yaymayı suç haline getiren maddede muğlak ifadeler var şeklindeki eleştirilere yanıt verdi. Hukuken baktığınız zaman aslında sınırlayıcı ifadeler. Yani mahkeme hakimi karar verdiği zaman sınırlayıcı ifadeler. Yani sır ifadesi, alenen ifadesi, kastı daha da bir özel kast haline getiren bir düzenleme. Yani orada o özellikle üzerinde durularak değerlendiriliyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi tamamlandı. Ekonomi yönetimi düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. 3 seçenek arasında geniş kapsamlı haklar içeren çalışmanın öne çıktığı belirtilirken düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu açıklaması bekleniyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gıda krizine dönmesini engellemek için Türkiye harekete geçti. Türkiye önderliğinde Birleşmiş Milletler, Rusya ve Ukrayna'nın katılımıyla yaklaşık 20 milyon ton tahıl ürününün dünya pazarına taşınması için çalışma yapılıyor. Sürecin kontrol merkezinin ise İstanbul'da kurulması planlanıyor. İşgalciler topraklarımızın neredeyse %20'sini, yaklaşık 125 bin kilometre kareyi kontrol ediyor. Bu, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'un toplam alanından çok daha büyük. Neredeyse 300 bin metrekare patlamamış mayın ve mühimmatla dolu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ülkesinin %20'sinin Rusya kontrolünde olduğunu açıkladı. Lüksemburg Temsilciler Meclisi'ne konuşan Zelenski, Ukrayna'ya silah yardımı çağrısını yineledi. Biz NATO'nun genişlemesini destekleyen bir ülkeyiz. Ama bize saldıran terör örgütüne destek veren ülkeden müttefik olur mu? Eskişehir'de konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gündeminde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği vardı. Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO adımına Türkiye'nin neden itiraz ettiğini açıkladı. İki ülkenin terör örgütü PKK'ya verdiği desteğe dikkat çekti. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusunda da teröre destek veren, ülkemize kısıtlama uygulayan ülkelerle müttefiklik yapılamayacağını söylüyor. Türkiye'nin şu anda Finlandiya'dan 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü teröristin iadesi talebi oldu. Finlandiya ve İsveç'in NATO adımına Türkiye'nin itirazı tartışılırken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, iki ülkenin terör örgütleriyle bağlantılarına ilişkin bilgileri paylaştı. Terör örgütlerine silah, para ve eğitim desteğinin altını çizdi, kuluçka yuvası ifadesini kullandı. Terör örgütlerini koruyan, kollayan adeta bir kuluçka yuvası durumdalar. Hukuki anlamda da maalesef ne Finlandiya'yla ne İsveç'te bugüne kadar herhangi bir yardımlaşmamız, dayanışmamız olmadı. Hiçbir talebimize olumlu cevap vermediler. Artık şunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. KASSA uygulamasının mesleki eğitime yol açtığı hasar tedavi edildiği gibi artık dimdik ayakta ülkenin geleceğine umut veren bir eğitim türüne dönüşmüştür. 6 ülkeden 60 öğrenci 2022-2023 öğretim yılında mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitim alacak. Projeye ilişkin protokol Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'le Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle imzalandı. Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Konya ve Ordu'daki 6 şehirdeki okullarımızda bu öğrencilerin eğitim almalarını sağlayacağız. İnanıyorum ki eğitim alan gençlerimiz bizim ülke olarak gösterdiğimiz kadir şinaslığı asla unutmayacaklardır. Liselere geçiş sistemi sınavı 5 Haziran Pazar günü gerçekleşecek. Sınav görevlileri ve öğrenciler için toplu ulaşıma bir düzenleme getirildi. Sınav ve görevli belgelerini gösteren öğrenci ve öğretmenler sınav yerlerine ulaşması için sınavdan 2 saat önce ve 2 saat sonra ulaşımdan ücretsiz yararlanacak. Dünya Sağlık Örgütü, Afrika ülkeleri hariç 30'dan fazla ülkede 550'ye aşkın maymun çiçeği virüsü vakası bildirildiğini açıkladı. DSÖ Çiçek Hastalıkları Sekreterliği Başkanı Dr. Rosamond Lewis, salgının aynı anda birden fazla yerde gerçekleştiği göz önüne alındığında gördüğümüz şey gerçekten farklı. Böyle bir durum daha önce görülmedi dedi. DSÖ'nün salgının kaynağını ve kontrol altına almak için çok geç olup olmadığını bilmediğini söyleyen Lewis, enfekte kişilerin son haftalarda başkalarıyla temas
temas ederek virüsü bulaştırmış olma ihtimali nedeniyle vaka sayılarında artış görmeyi beklediklerini de ifade etti. Hazır mısınız? Fenerbahçe'de beklenen imzalar atıldı. Teknik direktör Jorge Jesus bir yıl boyunca sarı lacivertleri çalıştıracak. İmza töreni bugün saat 15'te Ülker Stadı'nda düzenlenecek. Hazır mısınız? Hazırım.